Bizde olanları hiç unutmuyoruz. Her zaman, her yerde Hrant'ı yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün de onun yakın arkadaşı Sarkis Sorok, Serapyan ve Felsefe bölümünden Zerrin Kurtoğlu aramızda. Hoş geldiniz. Başlıyoruz herhalde. Hepiniz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Az önce arkadaşım ifade ettiği gibi Sarkis Bey, Hrant'ın yakın dostlarından Argos'taki yolculuğunun eşlikçilerinden, tanıklarından ve hala o yolculuğu devam ettirenlerden. Dolayısıyla bize Hrant'la ilgili anlatacağı eminim çok şey var ama tabii hepsini anlatamayacak. Onun için ben birkaç soru sordum. Sizin de sormayı düşüneceğiniz, aklınıza geleceği düşündüğüm sorulardı bunlar. Benim merak ettiğim sorulardı. Önce ona bu soruları sorarak başlamak istiyorum. Daha sonra da ben de Hrant'la ilgili duygularımı sizlerle paylaşacağım bu düşüncelerimi. Hrant'ın ölümünün üstünden 7 yıl geçti, öldürülmesinin üstünden. Ve o günden bu yana bana göre bir adım bile yol kat edilemedi. Hrant hala o kaldırımda yatıyor. Ve Barista'nın şarkısında dediği gibi gerçekten yarasından bir soykırım sızıyor. Hala devam ediyor. Onun biliyorsunuz katledilmesi vicdan sahibi herkesi sokağa döktü. Hrant'ı Ermeni yapan Ermeni sorununun tıpkı onun istediği gibi sıkıştırıldığı hukuk ve politika bloklarının arasından çıkararak Ermenilerin Hrant'ın katliyle bir kez daha kanayan yaralarıyla yaralanıp hepimiz Ermeni olduk o günlerde. Ve Hrant Dink yapan vicdanı, cesareti ve umuduyla hepimiz donanıp, hepimiz Hrant Dink olduk. Ona hala vicdan borcumuzun olduğunu hepimiz biliyoruz, öyle hissettiğimizi düşünüyorum. En azından burada olduğumuza göre bir kanıt olarak düşünebilirim. Sarıoğlu'nun, Sezai Sarıoğlu'nun çok hoş bir tabiri vardı Hrant Dink için kullandığı. O bizim çoğalmamızın başlangıcıydı demişti. Gerçekten de onunla çoğaldık ve onunla onu çoğaltmaya çalıştık. Şimdi Sarkis hocama onun bizim aslında çok genel olarak bildiğimiz Tuğba Çandar'ın kitabından sonra daha yakından tanıdığımız hayatıyla ilgili bir takım sorular soracağım. Sorular birbirine bağlı aslında. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben. Sizin yaptığınız bir röportajda şöyle bir ifadeniz var. Ermeni'yi düşman bilen dürüst insanlar Agos'u okumaya başlayınca kendisine öğretilenlerin yanlış olduğunu görüyordu. O günlerde Hrant oraya sakın gitme denilen yerlere gitmiş. Önce yuhalanmış ama sonunda oradan sarmaş dolaş çekilmiş fotoğraflarda ayrılmıştır. Bu Agos'un tutumu sayesinde oldu ve Hrant'tan başka biri buna cesaret edememişti. Ondan sonra da kimse cesaret edemedi. Agos değişti diye bir kanı varsa şundandır. Agos'un değiştiğini zannedenler Hrant'ın olmadığını fark edenlerdir. Biz Hrant kadar cesur değiliz galiba demişsiniz. Şimdi bu sizden yaptığım alıntıyla ilgili iki soru sormak istiyorum. Aslında ikisi de birbirine bağlı. Gerçekten Hrant'la ilgili biz de çok duyduk. Hani onunla bazı toplantılara katılan arkadaşlar da anlattılar. Son derece milliyetçi grupların katıldığı toplantılarda konuşmacı oldu kendisi. Ve oradan bütün o toplantıya öfke, nefret duygularıyla katılan milliyetçi insanlar büyük bir yumuşamayla ayrıldılar ve bir Hrant sevgisiyle ayrıldılar. Hrant bunu nasıl başarıyordu? Bunu sormak istiyorum. Bu
tabii Fransız cesaretin kaynağını sormam anlamına geliyor. Bu cesaretin kaynağı neydi acaba? Cesaretinin kaynağını tabii ki bilemiyorum. Çok cesur olduğunu iddia edenlerden değildi. Hatta zaman zaman da korkmuyor musun diye sorduğumuzda ölüp patlıyor diye şakalaşırdık. Bunun dışında yaptığı hareketleri öyle ölüp patlıyor gibi değildi. Gençliğinde genç 53 yaşındaydı bulundukları zaman. Ama buna rağmen gençliğinde yani üniversite yıllarında çok sıkıntılı bir öğrencilik dönemi oldu. İki üniversite bitirdi üstelik de. Korkusundan fakülte bile değiştirdi yani. Çünkü onun okuduğu zamanlarda üniversiteler paylaşılmıştı. Mahalleler paylaşılmıştı İstanbul'da. Kumkapı diye bir semt vardır, çoğunuz duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Kumkapı'nın bir tarafı Nişancı, bir tarafı Kadırga mahalleleridir. Kadırga komünistleri, Nişancı faşistlerin mahallesiydi. Ama bu iki tarafın gençleri birbirinin arkadaşlarıydı. Arada kahvede beraber oyun oynarlardı ama dövüşmeye gelince, birbirini taşlamaya gelince dövüşürlerdi. Öyle komik bir durum vardı. Onlar onların mahallesine gidip bir hareket yapamazdı. Onlar da buraya gelmezdi. Böyle bir durum olduğunda ya sizinkiler bizden haraç istediler bizim esnaftan diye haber gönderdiklerinde araştırırlar diye bir taraf. Bizden kimse gelmedi. Bizim adımızı kullanan biri gelmiştir. Yakaladım, polise teslim edin diye oradan icazet çıkardı. Biz de bu tarafta yakalar karakola teslim ederdik. Gerçekten böyle. Böyle durumlarda Burak bir tarafta çalışırdı ve o yüzden de çok pek çok kez göz ardına alındı. İşkence gördü yahut hapislerde, tuvaletlerde tuvaletlerde hapsedildi. Beraber işkence gördüğü arkadaşlardan duyduğumuz şeyler bunlar ve işkenceler. Kendi pek anlatmayı sevmezdi bunları. Ama Hrant'ın cesur olduğunu anlatmak istiyorum. Hrant gerçekten cesurdu. Çünkü bu tehditler geldiği zaman özellikle ailesine, oğluna tehditler geldiği zaman ölüm tehditleri resmen adresi belli, gönderen adres belli mektuplar geliyordu bize. Ve bu insanlar şikayet ettiğimiz halde dayakat açılmıyordu onlar için. İnternet adresleri belli yerlerden geliyordu. Ayıptır söylemesi çoğunun da köpünde genel kurmay çıkıyordu o zaman. Genel kurmaydan tehdit geliyordu Avruz gazetesine. Bu kadar basit. Artık bazı şeylerin ismini koymak gerekiyor. Türkiye ne kadar da şikayet etsek demokrat bir ülke olmuyor, konuşma özgürlüğü yok, söz özgürlüğü yok da dersek, Türkiye 1960'ların 50'lerin özür dilerim ben biraz geri gideyim. Yaşım sanırım buradaki hepinizden daha fazla. Bazılarınızın, ikinizin, üçünün toplamı kadar. Ben çok iktidarlar gördüm Türkiye'de. Konuşma özgürlüğü var mı yok mu? Konuşma özgürlüğünün olmadığı zamanlar gördüm. Vatandaş Türkçe konuşuyor. Devlet afişleri bastırıp duvarlara yapıştırmıştık. Büyük büyük afişler yani. Biz bugünleri gördük. Sokakta ben annemle Ermenice konuşamazdım. Yasak değildi. Yani bugün burada gelip genel kurmayı şikayet edebiliyorum size. Demek ki bir takım özgürlükler var. Bu özgürlükler
Trump gibiler, Trump'tan çok daha önce, hatta Trump doğmadan önce de mücadele eden insanlar sayesinde oldu. Trump onlardan biriydi. Trump'ı acı bir şekilde vurdular ve Trump bir bayrak oldu, Trump bir sembol oldu. Hepimiz Trump'ız diye flamalar, lollipop diyorlar onlara, onları taşıyan insanlar sokaklarda 200 bin diye tahmin edenler var Trump'ın cenazesinde. Kişi yürüdü, az yol değildi, uzun bir yoldu. Bir grup Trump'ın cenazesinin kaldırılacağı kiliseye giderken bir grup oradan mezarlığa gitti, ancak yetişebildi. O kadar uzun bir yolda İstanbul'un bir ucundan bir ucuna yürüdüler insanlar. Ve bu yüz binlerce insan yürürken flamalar, sloganlar atarak dünya şaştı, yalnız İstanbul değil. Bu kadar kalabalık bir cenaze töreni, bu kadar. Her bir cemaat de şaşırdı değil mi hocam? Öyle bilgiler aldı. Ne yazık ki Ermeni cemaatin bazıları apartmanların pencerelerinden seyretti geçişimizi. Çok değişik kesimden insan vardı. Eğer sizi sıkmayacaksam, hayır, o günden küçük bir anımı size paylaşmak isterim. Eşim ve sizin de tanıdığınız yazarlarımızdan Karim Karataşlı iki yandan, ben onların koluna girmemiştim, onlar benim koluma girmişti. Sarsılmış olan onlardan ziyade bendim. Gerçekten sonradan da anladığım bir şoka girmiştim. Trump vurulduğunda yanına ilk koşan ben oldum ve ilk düşündüğüm, ya çocuğun yüzü yere gelmiş, şu ceketimi çıkarıp başının altına koyayım oldu. Çünkü ensesinde koca bir yara vardı ve onun yaşamadığı belliydi. Onun için üzülmeyi bile düşünmemiştim yani. Ondan sonra da gelip insanlara, kendilerini yerlere atan arkadaşları, komşuları, dostlarımız, esnaftan insanlar geldiğinde de bağırıp çağırdıkları zaman, hakaretler yağdırdıkları zaman bu katillere, ben onları teskin ediyordum, ediyormuşum. Videolardan izledim ben bunu. Yavrum, bağırma, ayıptır, sövme, günahtır falan diyerek arkadaşlarımıza, onlar da şaşırıyorlardı ki ben niye bu kadar soğukkanlıyım, nasıl bu kadar soğukkanlı olamıyorum diye. İşte böyle bir şokun içindeyken ben o yürüyüşe katıldım. Bir yerde koptuk gruptan ağır yürüdüğümüz için, ya da araya insanlar girdiği için o Harbiye'den Taksim'e kadar olan yol böyle bir nehir gibi insan alıyordu ve bu tarafa yürüyen insan yoktu. Herkes bu grupla beraber yürüyordu. Önümdekiler daha ağır yürüyorlardı. Yavaşça omuzuna vurup geçeceğimi hissettirmek istedim. Başımda beyaz böyle elbise takkesi olan, camide hani namaz kılarken Müslümanların taktığı bir takkesi olan yaşlıca bir adamdı. Başörtülü falan bir Müslüman eşi, iki de çocukları sanıyor. Kızdı bir tanesi, biraz daha büyük olanı. El ele tutuşmuş yürüyorlardı, parka gezmeye giden aile gibi. Ben omuzuna dokunup geçeceğimi hissettirince biraz böyle kızmış gibi arkasına döndü yani. Ben de yürüyorum, niye acele ediyorsun diyecekmişçesine, ama beni siyah bir kostümle ve boynumda
bir Ağustos çalışanı yaptasıyla görünce özür diledi ve kenara çekildi, eşini de gitti. Bizim üçümüze yol verdi. Ve bizim arkamızdan yine yürüdü Taksim'e kadar o aile. Bu beni biraz şaşırttı. Yani Hrant'ın öldürülmesine, Müslüman bir aile, Müslüman olduğu belli olan bir aile benimle beraber yürüyüşe girmiş, yürüyüşe katılmıştı. Ben bu tek örnek değildi tabii ki. Sonra filmleri izlediğimizde yüzlercesini gördük bunların. Siz Ermeniler de katıldı mı derken, Türkiye Ermenileri 50-60 bin sayılır. Hepsi gelseydi, ordumuzun dörtte biri olacaktı yani. Çoğunluk Ermeniler değildi, Ermeniler çok fazlaydı. Ermeniler neydi? Ermeniler, gençler, ona övünerek söyleyebilirim, gençler bu yürüyüşü tertiplediler. Ve inanın bana, devlet teşekkürleri tertipleseydi bu kadar muntazam yapamazdı, yürütemezdi bu işi. Ben Ermeniler katıldı mı değil de şaşırdı mı diye sordum aslında. Yani bu kalabalık sizi şaşırttığı kadar Ermeni cemaatini şaşırttı mı? Ermeni cemaatini tabii ki şaşırttı. Türkiye devletini de şaşırttı çünkü. Yani yalnız Ermeni cemaati. Türkiye devleti de böyle olacağını bilse de bulmazlardı, bulmazlardı. Yani böyle olacağını bilse de Hrant'ın ölüsü birisinin sanki daha büyük iş yapıyor şimdi. Daha küçük. Bütün dünya artık ayağa kalktı çünkü Hrant için. Yani bu o gençlerin, o tertipçilerin sonradan Hrant'ın arkadaşları diye bir ne diyorsunuz ona bir internet değil de bir platform kurmaları ve bu platformda halktan gördüğü destek bir şeyi engelledi. Ermeniler yahut da genelleştirelim azınlıklar zaman zaman Türkiye'den yurt dışına giderler. Göç ederler. Bunun nedeni de zaman zaman çıkarılan kanunlar yahut olan vergiler vesaire. Yani biz buna kabaca devletin 10 senede bir attığı tokat diyoruz. Örnekler vermek istersek tarih bilgilerimizi yoksanız 6-7 Eylül olayları, cam çerçeve dükkanlar kırıldı, yıkıldı falan, insanlar öldü. Niye? Hristiyan oldukları için. Çünkü Kıbrıs'ta bir aileyi katletmiştir onlar. Bunun için Ermeniler, Yahudiler falan hepsinin camlı çerçeveleri, dükkanlarını soydular. Hırsızlık yaptılar. Zenginleştiler gibileri. Bu olaydan sonra ne oldu? Bayağı kalabalık bir azınlık kitlesi yurt dışına gitti. Artık burada yaşanmaz diye. Korkudan. Aslında sürekli bir resmi ya da gayri resmi taciz var azınlıklara yönelik. Yani bakın, 20 Mura askerlik dediğimiz bir olay var. Birinci, İkinci Dünya Savaşı'nda 20 yaşından 40 yaşına kadar bütün gayrimüslimler erkekler askere alındı. Yalnız gayrimüslimler. Niye alındı kimse bilmiyor. CHP zamanında. İnsanlar ayrı yakınlarıyla vedalaştılar ve gittiler, artık biz gidiyoruz. 1915 tekrar ediyor. Artık gitmek var, dönmek yok falan diye vedalaştılar, gittiler. Bunlar Türkiye'nin belli yerlerine dağıldılar ve ameliyat adımlar oldular. Yollarda falan çaldı. Askeri alındılar ama silah verilmedi onlara. Sonra Marşal Pevzi Çakmak diye bildiğimiz Ermeniler onu minnet dağırlar. Halbuki Türkiye'deki en etkili sağ kesimin en etkili insanlarından biridir. Yani solculukla ilgisi yoktur. Bunlar asker mi?
asker, İsmet Paşa ile bir sözde sohbeti var. Askerse hani bunların üniforması? Bunlara bir üniforma uydurdular. Yeni bir üniforma diktirdiler, verdiler. Marşaldı çünkü, ordunun başıydı. Genelkurmay başkanıydı, her şeydi. Asker üniformasını verdikten sonra da bunlar askerse artık benim malım, sen karışamazsın deyip iktidarı, devleti devredeşe bıraktı. Böylece Ermenileri koruduğuna inanılır. Ermeniler buna inanılır. Ama bu olaydan sonra da geç oldu. Aslında nedir? Belki doğrudur, bilmiyorum. Ben de koruduğumu çok düşünemedim. Çok küçüktüm. Yorumlayacak halim yoktu. Başkalarının yalancısıyım. Ama yaşadım, 10 yaşındaydım. O güzel bir erkek yoktu etrafımızda. Yani orta yaşlı insan bulamazdınız. Bir çocuklar vardı, bir de diğerler vardı. Ondan sonra da göç oldu. Varlık vergisi diye bir kanun koydular. Yalnız gayrimüslimlere. Ya ne biçim kanundur? Öyle bir kanundu işte. Facia diye yazdılar kimileri. Varlık vergisinden sonra da göç oldu. Çünkü vergiyi ödeyemeyen Aşkale'de gidip yol yapıyordu. Türkiye'nin yollarının çoğunu demek ki Ermeniler ve Rumlar yapmış. Biz dedik ki Hrant'ın ölümünden sonra da göç olacak. Evet, ve yine Ermeniler gidecek. Bakın, olmadı böyle bir şey. Ve o bahsettiğim gençleri engelledi. Engellemedi. Onların varlığı. Onların boy göstermesi, biz buradayız, Hrant'ın yakınlarıyız, hepimiz Hrant'ız. Yalnız değilsiniz, hepimiz biriz. Ve güç olayı önleniyor. Daha önce de 70'li yıllarda da Kıbrıs mitingleri yapılırken yine bir göç olayı oldu. Asal zamanında korkulan insanlar göç ediyordu. Ya. Soyadı yanık yan olan benim bir doktor arkadaşım memleketten gitmek lazım. Ya yanık yan adında biri Los Angeles'te Türk konsolosunu öldürdü. Biz mahvolduk ya, adamlar her gün polis bizi karakola çağırıyor. Doktor yanık diye bir arkadaşım halen yaşıyor. Gitti mi? Burada mı? Gitti mi? Gitmedi, hayır. Ha, evet. Gidemedi, imkan bulamadı ama durum böyleydi. Yani sırf isminden dolayı bile korkan. Miraklı diye bir terzi dostum vardı, ev sahibim. İhtilalden sonra Miraklı diye bir albay, general varmış diye karşı taraftan gelip gelip sıkıştırıyorlardı bana. Sen onun akrabası mısın? Ya albay, Müslüman, ben Ermeniyim, nereden akrabası olacağım falan. Bir türlü ikna edemiyordu. Dükkanı kapatıp mahalle arasında bir dükkan açmak zorunda kaldı adamcağız. Yani sürekli aslında bu işi engellediler gençler. Hrant'ın arkadaşları yaptığı önemli bir hizmetti. Bugün de, bugüne kadar da o çocuklar derken içlerinde benim yaşımda insanlar da var. Ama başı çeken gençlerdir. Ve sivil toplum örgütü olarak bir ayrı iş yapıyor. Bu Hrant'ın anlayabilirlerini falan hep onlar tercih ediyorlar. Biz onların konuğu oluyoruz. Agos'un kapısında onlar gün tertipliyorlar. Biz de gittiğimiz zaman sen burada duracaksın abi, sen amca burada duracaksın diye ailesini bir yere, bizi bir yere yerleştiriyor. Bir sahiplenmiş durumdalar ve gerçekten belki de o dönemden bu yana en güçlü resim. Bence gurur duyuyorum o gençlerle. Ben de gurur duyuyorum. Peki. Bir şey soracağım. Şimdi aslında tarih boyunca bu Ermeni soykırımında da aynı şey var. Hani işte Kalk Terakki, Teşkilat-ı Mahsusa, Milliyetçilik falan diye anlatılır ya. Fakat ben yani naçizane araştırmalar yaptım, okudum. O dönemler zaten hani Türk ulusal kimliğinin henüz tesis edilmediği dönemler. Dolayısıyla hani Anadolu'da yaşayanların kendilerini Müslümanlıkla kimliklendirdiği dönemler.
tabii hani şimdiki durumda Müslümanlık ve Türklük, hatta Sünni Müslümanlık ve Türklük öylesine işçe geçmiş ve öylesine birbirini besler durumda ki, ama o dönemde öyle değildi. Şimdi Türkiye'deki Ermeni soykırımını, bir soykırım olma trajedisinin ötesinde daha da trajik yapan bir şey var. Akşam tavla oynadığınız kapı komşunuz, ertesi sabah katiliniz olabildi. Yani tabii ki farklı örneklerini Hrant bize anlattı. Yani Ermeni komşularını koruyan, onlara sahip çıkan bir takım Müslüman figürleri anlattı bize, ama çoğunluk değil, çok azlar. Onların da hani vicdan sahibi Müslümanlar olduğunu düşünerek açıklıyorum onları. O zamandan bu yana, rengi biraz değişti ama, bu soykırımla başlayan süreçte ve sonra daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde, resmi tarih söylemlerinde, bütün bunlarda Türklük mü yoksa Müslümanlık mı yönlendirici oldu azınlıklara yönelik saldırılarda? Çünkü azınlıklar gayrimüslimler olarak tanımlandı. Yani Ermeni, Rum, evet. Hani Yahudinin diniyle aynılaşmış bir dinsel şeyi, kimliği, ulusal kimliği olduğunu Hrant da söylüyordu bize. Ama Hrant bize şunu da söylüyordu. Yani bir Ermeni Müslüman da olabilir, Müslümanlaştırılabilirden bahsetmiyorum. Yani Ermeni etnisitesiyle dini aynılaşmış toplumlardan bahsederken Yahudiliğe örnek veriyordu Hrant. Ermeniliğin de adeta böyle olduğunu söylüyordu ama Türklük bütünüyle böyle. Yani yine de saldırıların yönü daha çok nereden? Türklükten mi, Müslümanlıktan mı? Hocam bu soruyu sormamın nedeni şu. Milliyetçi ideolojinin çok sığ ve çok dar bir pencereden dünyaya baktığını biliyoruz. İslam evrensel bir din. Evrensel bir din olması nedeniyle de bayrağı olmaması gereken. Çünkü bütün insanlara sesleniyor ve davetli bütün insanlara veriyor. Tıpkı Hristiyanlık gibi. Dolayısıyla sizce, çok uzattım soruyu ama, öyle sorayım. Dinsel milliyetçilik mi yoksa etnik milliyetçilik mi? Saldırıların ana kaynağı ya da kışkırtmaların ana kaynağı. Bugün görüşlerle 40-50 yıl önceki görüşler arasında bence bir fark var. Öncelikle İslamiyet'in dışında bir şey var, bu Ermeni düşmanlığını görüntüye. Bence birinci şekil değil, öyle gözükse de yani böyle belki o şekilde düşünenler de vardır. Ben çok dine ve dini kitaplara çok düşkün biri olmadığından ve hiçbirini tamamıyla okumadığından bu fikirde bir şey söyleyecek halim yok da kulaktan dolma bilgilerime göre işte bazı ayetler varmış ki Kur'an'da açık açık yavru malı Müslüman helaldir. İşte bir nokaç tane yavru öldüren cennete gidermiş. Beşiktaş'ın o caminin ne diyorlar ona? Arasına asmışlar. Asmışlardı. Yani bunlar gerçekten var mı yok mu? Ben de merak ettiğine sordum. Var ama dediler. Onun karşılığı da var falan dediler. Sen yorumuna bakar dediler. Öyle yorumlamayacaksın dediler. Abi bizim kanunlara benziyor. Üçün bire benziyor. Yani işte öyle de yorumlayabilmişsin. Yani hakimin keyfine kalmışsın. Hocanın keyfine kalmışsın. Ama bunu bir yana bırakalım. Bence bence en tehlikelisi kendini milliyetçi sayan, milliyetçi farz eden faşizan beyinler, düşüncelerdir. En tehlikelisi. Her milletin içinde. Her milletin içinde. Her milletin.
Biz aramızda konuşurken hatta ya ben arkadaşlarımla konuşurken ya kahrolsun faşist Ermeni ise de Türkse de Yahudi ise de işte görüyoruz Yahudi'nin faşistinin Filistin'de yaptıklarını her gün okuyoruz görüyoruz. Ermeniler belki 1915 soykırımında yahut da sürgününde, Reymanlı'nın sürgün dediği gibi Müslümanların bu işi Müslümanlardan zarar gördüklerine inanmış olabilirler. Belki orada Müslümanları ağırlıkla gördüler. Ama bu Müslümanların içinde Türkler de vardı. Sünniler de vardı. Ötekiler de vardı. Şeyhler de, alimler de herhalde işte. Her çeşidi vardı. O bir o katılanların bir kısmı hapishanelerden boşaltılan suçlulardı. Onlar zaten suç işlemek için çıkartıldı o hapishanelerden. Ve bir kısmı da zengin olmak, giderlerin malının üstüne oturmak isteyenlerdi. Çok az da olsa bunların içinde kendilerinden, Ermenilerden Müslüman olup da malların üzerinde kalan, hatta komşusunun malında Müslüman olduğu için kendisine bağışlanan, bugün Müslüman olarak aramızda yaşayan onların torunları da vardır. Ben bunlardan birkaç tanesini de biliyorum, tanıyorum. Ermeniliğini inkar eden. Beni gördüğünde benimle konuşmak istemeyen Müslüman, beş vakit namazında. Ama bütün herkesin, Müslümanların, komşularının bildiği o Ermenidir ama söylemez diye bana işaret ediyor. Ne kadar İslam'da, Müslümanlıkta, diğer Müslümanlarla yarışta da dövme olmaktan kurtulamayan, değil mi? Hiçbir zaman. Evet. Hiçbir. Her, biz eskiden de bir her mahallede, her köyde bir Yavru Ali vardır. O gerçekten vardır. Rum Yahut Ermeni bir Yavru Ali vardır. Anlaşmış. Bunlar o zamanı bir yana bırakırsak bugün için ben Müslümanlıkta o kadar büyük bir Ermeni olarak Müslümanlıktan o kadar büyük bir tehlike beklemiyorum, korkum yok şu anda. Çünkü Müslüman da olsa, Hristiyan da olsa insanın bir aklı var ve gerçekten yurtseverse bir insan. konu değişiyor ama bu yurtta yaşıyorsa, bu ülkede yaşıyorsa ve yurdumuzu gerçekten seviyorsa ve burada yaşarken apostolun yahut da misyonun yahut da filkonun burada bu mahallede terzilik yahut demircilik yahut nalbantlık yaparak hizmet ettiğini insanlara yahut bakkal olarak bir şeyler yaptığını, müşteriye ucuz mal getirip sattığını görüyorsak yahut hep beraber yaşıyorsak bunu öldürmek yahut dövmek yahut kaçırmak yerine bunu korumamız lazım. Bu bizim mahallenin adamı, komşumuz. Eğer bunu kaçıralım da onun yerine bir Mehmet gelsin diye ve dükkanını da talan edelim diye saldırıyorsa, bunun adını milliyetçilik koyarlarsa bu yanlıştır. Bu milliyetçilik falan değildir yani. Bu eşkıyalıktır, bu hırsızlıktır, bu soysuzluktur, bu namussuzluktur. Bugün kalkıp da İstanbul'a tramvay koyup, Beyoğlu'nu onarıp, binaları eski haline getirip, yüzünü değiştirip, Beyoğlu'na eski çevresini kavuşturmaktan söz eden insanlar oraya benim gençliğimdeki o insanları, o dükkanları, isimlerini koysalar da o dükkanları oraya getiremeyecekler. Hiçbir zaman bir degüstasyon olmayacak orada. Hiçbir zaman bir Hollywood'un
kilisesini orada dursa da kiliseye gidecek kurum bulamayacaklar. Levantenler olmayacak. Hepsini kovaladık çünkü. Milliyetçilik kismesiyle. Bu milliyetçilik değildir. Bu yurtseverlik de değildir. Yurtsever insan gerçekten yurtseverse kendi ormanını teröristleri kaçıracağım diye yapmaz. Kendi temiz içme sularının önüne göl yapacağım, karşıya kaçamasın, yakalayacağım keşkeye diye baraj yapmaz. Bunlar melek yurtsever değil, biliyor musunuz? Özür diliyorum, konuşma başka bir harice kaldı. Yurtsever insan doğduğu, büyüdüğü toprakları sever. Gerçekten sever ve orayı korur. Ama sizi doğduğunuz topraklardan alıp zor başka bir yere götürürsen, oradakini de başka bir yere götürürsen, oradakini de alıp başka bir ülkeye götürürsen, siz gittiğiniz yeni yeri sevmeyebilirsiniz. Eski evinizi, eski sokağınızı özleyebilirsiniz. Böyle Musavya'nın Bitlis'i özlediği gibi. Orada doğmamış ama orayı özlüyor. Ve kalkıyor Amerika'dan. Geliyor Bitlis'e taşları, toprakları yapıyor falan. O adam yurtseverdir. Ama yurdunun babası, dedesi sürülmüş. Bugün bana yurtseverlik dersi verin. Yasem, yeterk ettiği falan olarak yazsan, jandarması, şusu, busu, hiçbir yurtsever değildir. Çünkü oraya bir yerlerden getirilmiştir. Kendi yurdunu bile unutmuştur. Ama ben halen Van'a gittiğim zaman kendimi çok rahat hissediyorum. Çünkü büyük dedemin babası Vanlıymış benim. Ben Van'a gittiğimde gerçekten seviyorum. Çok seviyorum. İstanbul'dan daha mutlu oluyorum. Ben yurtseverim ama Van yurtseveriyim. Bir başkası Sivas'ı seviyordur. Yaşadığım hayat verdiği, ihya ettiği doğup büyüdüğün yer, atalarının doğup büyüdüğü yer senin yurdundur. Ben Amerika'ya göç edip de 30 sene sonra ben Amerikalıyım. Böyle bir saçmalık olmaz. Ben Amerika'yı sevmem, sevemem. Ben İstanbul'u da seviyorum. Orada doğdum, büyüdüm ama ben memleketime, dediğim memleketine gittiğimde daha mutlu oluyorum. Ha, bu yurdunu sevmek bence budur. Yoksa öbürünü öldüreyim de hep biz kalalım bu mahallede. Ondan sonra sen zaten mahalleyi sevmiyorsun ki. Onun için de çöpünü, çöp kutusunu atacağını getirip pencereden kapının önüne atıyorsun. Ama evini tertemiz, güzel halılarla falan döşüyorsun. Ama kapının önünü temizlemiyorsun. Çünkü sevmiyorsun sen bu sokağı. Senin sevdiğin yer başka bir yer. Seni buraya zorla getirip yaşattılar. Türkiye'de dikkat ederseniz bu demografik değişim hep vardır. Evet. Hep insanlar kendi memleketinde değil başka bir yerde yaşar. Onun için Çanakkale'de Kürtleri döverler. Onun için İzmir'de, Mersin'de Kürtler ağırlığını koyar ve Mersinlere dönmeye kalkar. Çağırmışlardır çünkü. Onlar oraya zorla getirmiştir. Onlar Mersin'e keyiflerinden gelmediler. Köyleri yakıldı. Onun için buraya geldiler. Ermeniler Amerika'ya keyiflerinden gitmediler. Ermenileri zorla kovaladılar oraya gitmesi için. Fransa'da, Avustralya'da Ermenilerin ne işi vardı? Ondan sonra diasporadan şikayet ediyoruz. Diaspora Türk düşmanı. Ne olmasını istiyorsunuz? Niye kovdunuz adamları oturduğu topraklardan? Kadın hala Sivas'a geliyordu, yaşlı kadın. Kimseye söylemedim, Fransa'dan Sivas'a gidiyordu, köyüne gidiyordu. Köyünde doğru tanıyorlar, vay hoş geldin bacım falan filan. Oturuyorlardı, kadın öldü Sivas'ta. Hoca da namazını kılalım, gömelim dedi. Orada bir vatandaş Fransa telefon etti, hikayeyi biliyorsunuz. Biliyoruz, herkes öyle zannediyor. Telefon etti, dedi, burada bir kadın öldü, galiba sizdenmiş. Bana sordum, Agos'a telefon et dediler. Ya bu kadının ailesi falan varmış. Bulduk ailesini. Uzatmayayım. Kadıncağız gitti oraya. Ağlıyor ağlıyor. Bize telefon açtı. Ya o dedi, anamın cenazesi buldum.
Sivas'a gelmiş, burada da ölmüş. Ama vermiyorlar İstanbul'a getireyim diye cenazeyi. Ver bakayım bana o hocayı nasıl vermiyormuş diye. Evet. Hocaya dedi, niye vermiyorsunuz adasının cenazesini? Yahu dedi, vermeyin yok ya, biz vereceğiz ama bu kadın evine kızını haber vermeden buraya geliyordu. Bu kadın buranın malı. Suç attığını buldu. Bırak burada kalsın ya, gömelim bunu burada. Bir papaz getirsinler, duasını burada o yapsın. Dini mühim değil. O buranın malı. Bu Zıhrat Üniversitesi'de Murat Bey'i anlatmıştı. Bu konu galiba ağırlaştı ama o hikayede ben de o üniversitede, İlk Üniversitesi'ndeki o Ermeni Konferansı, İlk Ermeni Konferansı'nda ben de başka bir olay anlatmıştım. Benim konumda demin bahsettiğiniz Ermenileri koruyan, önünden kurtaran Müslümanlardı. Onlardan birini anlatmıştım orada. Kütahya Mütesarrıfı, yani bugünün diliyle valisi Ali Faik. Sonradan uzan soyuldu. Ali Faik'ti. Onun abisi de çok tanınmış bir şair ve Talat Paşa'nın da çok yakını, akıl hocası. Süleyman Nazif. Kütahya'dan bir tek Ermeni aile sürgüne gitmiş. Bir tek Ermeni aile sürgüne. O da polis müdürlüğünün zoruyla Müslüman kabul etmiş. Birçok aileyle beraber. Sonra vali istidaların dilekçelerini geri vermiş. Bunları iptal edebilirsiniz. Yırtıp atabilirsiniz. Yok sayabilirsiniz. Ben bunları kabul etmiyorum. Siz Ermeniyseniz Ermeni kalacaksınız. Zorla Müslüman olmayacaksınız. Herkes dilekçesini geri almış. O bir tanesi ben Müslümanlıktan memnunum. Müslüman kalmak istiyorum demiş. Bir tek o mu? Bir ay sonra onu sürgüne göndermiş Ali Faik. Kabul etmiyorsan gidersin. Burada yaşama diye. Orada Ali Faik bunları koruyan. Ha diyeceksiniz ki sonra ne oldu? Bana o soru soruldu o üniversitede çünkü. O zaman nerede o Kütahya Ermenileri diye soru sordular. Böyle kılıçık sorular gelir ya hani. İnşallah burada da gelir. Böyle sorular. Cevap veremedim. Korudu ama sonuçta bir işe yaramadı. Onlar da Amerika'ya falan gittiler. Şimdi Amerikalıyım diye geziyorlar. Amerika'da başkan seçimine oy kullanıyorlar. Ama siz Kütahya'da kalaydılar, ne güzel çinicilik yapacaklardı. Bir kişinin hesabını korumasına önden aydılar ki Ali Faik Bey'in gittikten sonra yine ilerlediler. Şimdi Ali Faik Bey'in. Ve de hatta onun abisi Süleyman Nazif'i minnet kağıdıyorlar üniversitelerinde. Ben de Süleyman Nazif'e Arapça, eski Türkçe çünkü Türkçesi yok. Şiirlerini istediler ki Ermenice'ye çevirmişsinler diye. Süleyman Nazif gibi pek çok insan vardır. Taner Akçam bir hocadan ne hocaydı o? Bir kendi köylülerinden bir avdan bir hocadan bahseder. Üstadında yani bunları anlatırlar. Böyle hikayeler de var gerçekten. Çok var, çok var. Çok var derken çok yok ama bunları bakın minnetle arıyoruz. Az da olsa minnetle arıyoruz. Fransız zannediyorum hani bizi tarihle yeniden buluştururken bu topluma yaptığı en büyük iyilik kavramlarla konuşmaması oldu. Yani Frank bize bu hikayeleri anlattı. Bu acılarda bizi buluşturdu. Çünkü hani kavramlar bizi kendi benliklerimize hapsedebiliyor bazen. İşte bunun adı soykırım mı olsun, tekçil mi olsun, katliam mı olsun biliyorsunuz zaten bu konuda çektiği sıkıntıları. Ya bu kavramlarla değil, insanlarla konuştu. İnsanların hikayelerini anlattı bize. Onun anlattığı bir hikayeyi ben de hatırlıyorum. Yıllarca bir Kürt ailenin ahırında
saklanmış, ayrı onu saklamış. Ondan sonra onun sünnetsiz olduğu ortaya çıkmış. Yani ayrıntıları vermedim şu an hikayenin ama. Sonra kendi kendini Galatasaray'la mesela sünnet edişini anlattı. Bir gerçek yaşanmış bir hikaye. Bunlar hani Yitik Ermeni masalları gibi bunlar. Sizin bir Ermeni mitolojisi kitabınız var biliyorum. Bunlar da aslında yani gerçekten yaşanmış şeyler ama bir halkın tahayyülünü çok belirleyen şeyler. Bizim tahayyülümüzde yani çoğunluğun tahayyülünde şimdi hani azınlıkların değil de çoğunluğun tahayyülünde zaten birkaç nesil sonra bunlar kalmamış. Hafızamızda da kalmamış. Bunların hepsi bize unutulmuştu. Yani aslında bizim çoğumuz da Frank'la birlikte Ermeni sorununa vakıf olduk. Yani ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ve bu hani tarihle, geçmişle, Grant'ın baktığı yerden bakarak buluşma, aynı zamanda Grant'ın bize sağladığı bir şeyle mümkün oldu. Yani Grant her konuşmasında şuna çok dikkat ediyordu. Karşı tarafın onurunu incitmeyecek bir şekilde konuşuyordu. Hatta şey diyordu ya, biz katliam yapmış olamayız derken aslında o kızın atalarımızı yapmış olamayız, biz bu kadar kötü olamayız demek istiyorlar, onları da anlayın falan diyordu. Yani bir konuşmada karşılıklı muhatapların her ikisinin de hani onurunu saklı tutan, onurları incitmeyen bir tarzda konuşarak sadece hani entelektüel aydın kesimi değil, işte sizin anlattığınız cenazesindeki o sokakta farklı idari çocuklarıyla Frank'ın cenazesine katılan o aileyi de etkiledi. Ve o günden bu yana aslında bu konuda Frank'ın katledilmesiyle ilgili değil ama bu konuda bayağı yol kat edildi. Bu geçtiğimiz sene torunlarla, Müslümanlaştırılmış Ermenilerle ilgili bir konferans yapıldı. Değil mi? Yani evet. Yapıldı. Pek çok kitap yazılmaya başladı. Artık Müslümanlaştırılmış Ermeniler eskisinden biraz daha cesaretle Ermeni olduklarını söylemeye başladılar. Müslümanlaştırılmış Ermenilerin torunlarından bahsediyorsun. Evet. Hafıza, bizim balık hafızalı olduğumuz söyleniyor nedense. Bizim ne farkımız var? Arka arkaya çok travma yaşıyoruz hocam onunla. Yani Ermeniler için demiyorum yani. İnsanlar için. Bu ülkenin de bu toprak insanlar için diyorum. Çünkü orada siz, ben balık hafızalısıysam siz de benim kadar. Hı. Aynen. Ben de onun için diyorum yani. O kadar çok travma yaşıyoruz. Birbirimize benziyoruz yani. Başka birisi olsa, başka bir ülkenin insanı unutmayacak mıydı? Ama biz gerçekten biraz çabuk unutuyoruz. Ve olmamış farz ediyoruz. Bu Müslümanlaştırılmış Ermeniler yahut daha çok nineler, evlenip de Anadolu'da kalan kadınlar, sonradan esas ailesini bulup da ben gelmem, çocuklarım var, ne yapacağım, burada mı bırakacağım, bunları getiremem deyip, işte Halep'ten ya da Paris'ten gelen akrabalarını reddeden birçok kadınlar, bildiğimiz, bazılarını tanıdığımız kadınlar vardı. Bugün onlar öldüler. Son birkaç tanesini biz gördük, tanıdık. 100 yaşında bir kadıncağızı evin önünde otururken burada Ermeni var mı diye Dersim topraklarında Çarsancak'ta Ermeni kızı var işte dediler. Benim bir kapının önünde oturan bir hasırın üzerinde oturan bir kadına götürdüler. Bu Ermeni kızı dediler. Yanında bir kadıncağız vardı. Sen kimsin dedim. Ben onun kızıyım dedi. İhtiyardır. Ben onun kızıyım diyen. Nasıl Ermeni kızı? Adı yok mu? Adı var da herkes Ermeni kızı diye çağırır onu dedi, annemi dedi. Kulaklar duymaz, ben sorularını söylerim ona dedi. Nasıl Ermeni kızı? İşte bunlar 7-8 saniyeydi dedi bizim köyde. O da bir sürgüne giderken bunlar kızlara günahtır, bunlar da diye
aile koydular. Sonra büyüyünce evlendirdiler. Burada evlendiler, burada kaldılar. Bu buralıdır dedi. En eskilerinden dedi buranın. Sonradan geldi buraya, Peri'den. Sen dedim, Ermeni misin? İstanbul'dan. Müslüman'da o kadar çok Ermeni aslında Müslümanlaşmış kadınların, erkeklerin de ama kadınların çok, çoğunluk, torunlarına ya torun çocuklarına rastlıyoruz. İçlerinden bazıları ateist olmuş, dinsiz olmuş. Bazıları Müslüman olmuş, benimsemiş. Hatta severek camiye gidiyor, ibadet ediyor. Ben Ermeniyim, ırkım Ermeni benim. Onu inkar etmem diyor. Ama Müslüman diyor. Camiye de severek giderim diyor. Sizin de bahsettiğiniz Zahra'nın bir aşığı. Muş'ta yaşayan bir insan. Üstelik de devlet memuru. Yani bakanlık memuru. Askın demiyordu. Irkın Ermenidir diyor. Aynı bu kelimeyi kullanarak. Ya ırkın Ermenidir ama Müslümanım diyorsun. Ben Müslümanım diyordu. Dedem demiş ama ben dinimden memnunum. Ben Hristiyan olmak istemiyorum. Zahra'nın içinde bir şiir yazdım. Sizin götürebilirsen götür de oku kendisine. Belki sevinir. Diye. Götürdüm de verdim de. Hani bu da var. Agos kurulduktan sonra pek çok insan Agos'a gelip başvurup ya bizim köyde bir kilise var diye muhabbete başladığında biz onun arkasından ne çıkacağını biliyoruz. Artık uzmanı olduk bu işin. Biraz karıştırınca işte benim dedem de aslında büyük dedem Ermeniymiş ama tam lakabını bilmiyorum ama zanaatı şöymüş, demirciymiş falan diye başlarlar. Sonra da kilise bizim evin bahçesinde derler. Sonra da bu kilise onarılır mı acaba? Ermeni Patrikhanesi onarır mı diye. Öyle bir muhabbete başlarız. O kadar çoğaldı ki bu insanlar. Bugün size getirdiğim kitaplardan biri de bu konuda. Kılıç attığı diye, artık var diye. Artık bunlar açık açık gelip biz Ermeniyiz kökenimiz ama bilmiyoruz soyumuzu. Acaba akrabamız var mı diye geliyorlar. Bir kayıp bulma merkezi de olur. Aynen öyle ilanlar isim verebiliyorsa ya fotoğraf varsa ben de işte de ilanını basıyorum. Bir demin verdiğiniz 50-60 bin Ermeni kaldı rakamın dışındakiler bunlar değil mi? Belki salondan da soru sormak isteyen olabilir Sarkis Hoca'ya. Var mı sorunuz? Merak ettiğim. Ben sorayım. Buyurun. Biraz var mikrofon. Gerek yok. Sesim gayet gün çıkabilir. Tamam, çıksın o zaman. Şimdi Trump'ın bir devrimci yanı olmalı ki sistem bu insanı yok etmiş bir şekilde. Biz bunun öncülerini de biliyoruz. Berat Aydın'dan, Musa Anter'den, Metin Göktepe'den, Roboski'den, resimden de resimden. Bu adamın etkisi neydi? Bu adamı niye öldürdüler? O devrimci etkiyi biraz ya da neyse onu biraz açarsanız seviniriz. Anladığım kadarıyla ben biraz işitme özürlüyüm ama ben tekrar edeyim. Yani Trump'ın devrimci bir yanı olmalı ki onu öldürdüler diyor. Yani sistematik bir ölüm şeyi var. Yani bu coğrafyada yaşayırsa etnik ya da dinsel ya da ne ya işte sınıfsal bir takım bir nüveler var ki sistem bunları yok ediyor. Trump'ın etkisi neydi?
Sistem Kral'ın neden devrimci... düşmanlık kabul edildi? Neden yok edildi? Bununla ilgili o etkiyi anlatabilirseniz... Belki burada değil ama içeride sohbet sırasında anlattım. Hemen tekrar edeyim. Hrant'ın devrimci yanı tabii ki vardı. Hrant 68 kuşağından elebaşılarından birçoğu Hrant'ın çok yakın arkadaşlarıydı. Öyle insanlar Hrant'a gelip akıl danışırlar yahut da Hrant telefon edip bir şey sorar, cevabını beklerdi ki bugün tanınmış bilinen gazeteciler falan yüksek makamlara girmiş yahut da devletin yüksek makamlarıyla iyi ilişkiler içinde olan arkadaşları vardı Hrant'ın. Hani bunlar eski o bahsettiğiniz solculardı. Daha ileri giderek Hrant yazılarında da bunu yazmıştır. Ben bir sosyalistim ama iyi bir sosyalistim diye aynı bu kelimeyi kullanarak, bu sözleri kullanarak bunu yazmıştır. İnanmış bir sosyalistti. Komünist değildi belki ama sosyalistti. Ve bu yüzden hapishanelerde ya da nazarathanelerde kalıp bir şeyler gördüğü çoktu Hrant'ın. Ağustos gazetesini çıkarmadan hemen Hrant devrimciydi. Hrant'ın en yakın arkadaşlarından biri, galiba bu buralarda da hapis yaptı. Orhan Bakır vardı vaktiyle. Çocukluk arkadaşıydı. Beraber iş arıyorlardı. Beraber yatıp kalkıyorlardı. Yatacak yerleri yoktu üniversite talebesiyken. Orhan Bakır Armenak'tı ismi. Bunlar... Özür dilerim. Yani aslında onu sormuyorum. Yani sistemin bir rahatsızlığı var. Yani sistemin neresine çomak soktu? Yani bunu biraz açarsanız... Aslında ben de burada bir şey... Mehmet bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyebilirim. Belki benim anladığım şekliyle. Yani az önce söylediğimiz şey aslında, yani Ermeni unutturulmuş olan, tarihten neredeyse silinmiş, hatta silinmenin tam karşı bir tavır olarak da yanlış anlatılmış bir tarihe çomak soktu o. Ve Ermeni sorununun kamusal olarak tartışılmasını sağlayan kişidir Hrant. Ermenilerin... Bu sorun bizim devletimizin kırmızı çizgilerinden de hala da öyle. Yani bence hani Hrant'ın, Sarkis Hoca'nın anlattığı hani solla birleşen devrimci yanı dışında asıl devrimci yanı buydu. Ve bu yüzden öldürüldü. Yani bu kadar çok insanı kendi etkisi altına alabildiği için, bu kadar çok insana kendi hafızasını ayna olarak tutabildiği için. Yani benim doğru anlamış mıyım sorunuzu? Pardon, ben de diyeceğim ki arkadaş bu soruyu sorarken aslında kafasında Hrant'ın devrimci yanına ilişkide bir kavrayış var. Bence o anlatsa ben daha çok sevinirim. Yani beraber şey yapalım. Bu bir söyleşim. Yani o zaman şöyle bir şey. O zaman bir mikrofonu verseler de. Duyamıyoruz çünkü biz. Yani şöyle bir şey diyebilirim. Hrant benim için bir vicdan. Ama bir cesaretin de bir yanı var, cesur bir yandan. Ama bir insan. Nasıl bir insan? Kedisiz, bıyıksız bir kedi değil. Burnusuz bir domuz da değil. Düşüncesiz ve akılsız bir insan değil. Yani kedi, bıyıksız kedi olur mu? Olmaz. Burnusuz domuz olur mu? O da olmaz. Toynaksız bir at olur mu? O da olmaz. Hrant biraz akıllı ve düşünceli bir adam. Nasıl? Sistemi örümcek ağlarına çomak sokup, o çomağı karıştıran, insanlara biraz nefes alma, empati yapabilme, birbirini anlama köprüsünü kurabilen bir adam olarak düşünüyorum. Yani tabii çok şey söylemek isterim ama yani içinden geçenler bunlar. Bu söylediğinizin şu son kurduğunuz 3-4 cümle aynen
adına imzamı atabilirim. Hrant bunları yaptığı için öldürüldü. Çünkü Hrant bu gazeteyi çıkarmasa öldürülmüyordu. Hrant bu gazeteyi çıkararak ilk sayısında amaçlarını yazdı. Bir, Ermenice okuyamayan Türkiye Ermenilerine Türkçe hitap eden bir gazete çıkarıp onlara Ermeni cemaati, Ermeni toplumunu, Ermeni kültürünü tanıtacağım. Çünkü Türkçe hiçbir kaynak yoktu onlar için. Ermeni kültürünü bilmiyorlardı. Onlar Ermeni izliyorlardı. Dille Ermeniydiler yalnız. Hristiyanlılar. İkincisi, büyük topluma da, büyük toplum derken Türkiye'deki Müslüman toplum Türklerdi. Büyük topluma da tanımadığı Ermeni'yi tanıtmak amacımız, bir amacımız da. Türkçe anlatarak. Neyini anlatacaktı tanımadığı? Ermeni kültürünü anlatacaktı. Ermeni yazarlarının tercümeleri yapacaktı. Aynı Aras'ın yaptığı gibi. Ve Türk toplumunun insanı Ermeni yazarının yazdığı kitaplardan Ermenilerin hayatını öğrenecekti, yaşamını öğrenecekti Anadolu'daki ve kendisinden farkı olmadığını görecekti. Yaklaşacaktı. Ermeni umacı olmaktan çıkacaktı. Ben Anadolu'ya gidip de Doğu Anadolu'da bir yere gittiğimde otelde adımı yazdığım zaman otelin resepsiyonundaki memur bakıp ya ne biçim isim bu? Sen nereden geldin? Yabancı mısın? Diye sorduğunda ben Ermeniyim diyordum. Bu biraz cesaretti o zaman. 70'li yıllarda. Ben Ermeniyim dediğimde estağfurullah. Halen estağfurullah kuşlar var biliyor musunuz Türkiye'de? Halen Ermeniliği küfür diye düşünenler var. İşte Hrant bunları silmeye uğraşıyordu. Ya Türkler Ermenileri iyice tanısa, onların da kendi gibi adam olduğunu, kuyruğu boynuzu falan olmadığını görürse, kıyamet mi kopardı? Ama bundan korktular. Bu ülkenin Kemalistleri, bu ülkenin ordusu, bu ülkenin derin devleti bundan korktu. Yoksa Hrant'ın bu ülkeyi yıkmak falan niyeti yoktu solculuğunda. Hrant'ın bu ülkenin toprağında taşında gözüm yok dediği zaman, dedikleri zaman benim bu toprağın, bu ülkenin toprağında gözüm var. O toprağı ben seviyorum ama altına girip yatmak için. Çünkü dedemin de mezarı burada. Dediği zaman işte Hrant'ın yurtseverliği ve yoksa taşı toprağı alıp da başka yere götürmek niyetinde değilim, amacımda değilim diyordu. Ama esas yurtsever geçinen insanların bankaları ordunlayıp yurt dışına götürdüğünü, İsviçre bankalarına yatırdığını da görüyoruz. Şahit oluyor. Bunlar da yurtsever sayılıyorlar. Hrant'ta vatan haini, Müslümanlık düşmanı, Türk düşmanı, Türkleri tahkir ediyor 301. maddeyle. Hapse mahkum edilmişti, dava düştü. Yoksa yatacaktı. Evet. Ve vurdular. İstanbul valisi de işin içindeydi. Şimdi hepsi de gayet önemli yerler. MİT de işin içindeydi, sorguya çekenler. İsimleri belli bunların da halen koruyoruz. Hepsi de ya milletvekili ya önemli mevkilerde şu anda. Hrant'ın öldürülmesine önayak olanlar hepsi dereceleri yükseldi. Yani. Sadece bütün sistem karşıtı toplumların, insanların, sınıfsal yaşayan insanların başına gelen şey bu ülkede. Yani sadece Hrant'la ilgili değil. Bütün yani acıyı biraz büyütürsek, çoğaltırsak daha iyi ederiz. Hem yaralarımızı daha çabuk sararız, onarırız. Biraz da öyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum, yani doğru sistem karşıtlığı başka başına bir tehlike olarak algılandığı için böyle düşünülebilir ama o zaman
Frant'ın yazdığı son yazıyı gözden kaçırmış oluruz. Hatırlıyorsunuz o yazıyı. Yani neden ben sorusunu soruyordu. Ruh halimin neydi yazının adı? Güvercin tedirginliği. Dün akşam yeniden okudum yazısını ben. Ve Ermeni olduğu için böyle bir muamele tabi tutulduğunu düşünüyordu. Buna inanıyordu. Yıllarca hani o Ermeni kimliğini aslında bir Ermeni milliyetçiliği üzerine kurmamıştı biliyorsunuz. Yani aksine hani her türden milliyetçiliğe karşıydı. Diasporayla da arası bu yüzden bozuluyordu zaman zaman. Ama onu Türklüğü aşağılayan Ermeni milliyetçisi biri ilan edince Türkiye Cumhuriyeti Devleti ikinci kez onun kırıldığını söyledi. Kendisiyle aynı davayla yargılanan, kendisi aynı dava açılmış, işte Orhan Pamuk, Elif Şafak, onların davalarının neden düştüğünü, neden kendisinin hani kinin düşmediğini sorgularken metinde açıkça Ermeni olduğum için diyor. Dolayısıyla ben hani bütün Ermeniler mi o zaman diye sorabilirsiniz. Hayır, Kur'an sistem karşıtı bir Ermeni idi. Yani yine sistem karşıtlığıyla buluştu. Yani Sarkis Hoca'nın anlattığı gibi pencereden cenaze türemiş seyreden Ermeniler de vardı. Ve muhtemelen Hrant Ermeni meselesini kamusal olarak tartışmaya açtığında bundan rahatsız olan Ermeniler de olmuştu. Hrant da çok konuşuyor artık. Onun için vurdular. Dediler. Diyendir. Evet. Yani dolayısıyla hani burada onun Ermeni kimliğini atlamamızın onu yine inciteceğini düşünüyorum ben. Sistem karşıtı bir Ermeni ama. Yani. Hocam sorular almaya devam ediyorum. Mikrofon aldım. Herkese merhaba. Mazlum ben de. Öncelikle hoş geldiniz. Soruma geçmeden önce... Herkese merhaba, hoş geldiniz. Mazlum ben gazeteciyim. Soruma geçmeden önce iyi ki fikrimi söylemek istiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran ideoloji milliyetçilikse bana kalırsa Hrant'ı öldüren de bu Türk milliyetçiliğidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı bugün hala Ermeni, Rum, Yahudi ve diğer Müslüman olan toplulukların malları ve zenginliği üzerinden gelişmiştir. Yaşadığımız şehirden örnek verecek olursak İzmir'in en büyük zenginliklerinden birisi İzmir Fuarı'dır. İzmir Fuarı yakılan Ermeni mahallesi üzerine kurulmuştur. Bugün bir bayram yeri aslında bu bir zamanlar bu şehri bayrağı hale getiren bir halkın cenazesi üzerine kurulmuş. Onun dışında Türkiye'deki milliyetçi ideoloji, Kemalist ideoloji kuruluşunda da yani bir daha buraya gelmeyeceksiniz dercesine bazı atılımlar yapmış. Hrant'ın gördüğünde ben Erzurum'daydım ve aklıma ilk gelen şey Erzurum'daki kongre binası oldu. Kongre binası Sanasaryan ailesinden kalan bir binaydı ve okuldu. Özür dilerim, okuldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kongresi Ermenilere ait görkemli bir binada yapıldı ve bir daha buraya dönmeyeceksiniz denildi. Dolayısıyla Hrant Dink'in öldürülmesi de aslında bu memleketin zenginliğini bu halklardan alan burjuvaziye karşı meydan okuduğu için bence Hrant Dink öldürüldü. Ne güzel su içinde yaşıyoruz, ne güzel memleketi soyduk, soğana çevirdik, bunların mallarını el koyduk derken bir tane adam çıktı konuşmaya başladı. Ermeni kimliğiyle konuşmaya başladı ve evet dediğiniz gibi belki ideolojiden yola çıkmadı. Elbette bir sosyal ama acılardan yola çıkarak var olan malzemeyi ortaya koymaya başladı. Bu bir tehlikeydi. Türk milliyetçiliği adına bir tehlikeydi. En önemlisi Türkiye'deki burjuvaz için bir tehlikeydi. Ve Sarkis Bey'in dediği gibi gerçekten bu ülkede emekçiler, ezilenler, sosyalistler de ona sahip çıktı. Bu bir meselenin tarafı olduğu burada anlaşılıyor zaten. Şimdi izninizle soruma geçeyim. Benim dikkatimi çeken bir şey var. Yani Agos gazetesi önemli bir atılımdı. Fakat yaygınlaşması, Türkiye'nin diğer kentlerine ulaşması Hrant Dink'in ölümünden sonradır. Yani gazetecilik yaptığım için de ben de bayilerde Agos buldum hatırlamıyorum ölümünden önce. Sonrasında oldu bu. Neden yani Hrant Dink yaşıyorken böyle bir girişimde bulunulmadı ve sonrasında yani Agos'un Türkiye'de yaygınlaşması meseleye, soruna nasıl bir etki getirdi? Teşekkür ederim. Evet.
Sence sondan başlayalım isteseniz, sorunuzun cevabını vereyim. Grant'ın ölümüne kadar Agos'un tirajı 3000'lerde dolaşırdı. 3000'in biraz altında, sonra 3000'in biraz üstünde. Ne bilemediniz, 3500'e çıkardı bazı haftalar. Grant'ın vurulduğunun ertesi sayısı 50.000'den biraz eksik basıldı. Öyle bir acayip bir... Çünkü bastık bastık geriden istediler. Bastık bastık geriden. Hepsi satılmadı. Dağıtıldı yani. İnsanlar geliyorlar, bir tomar alıp gidiyorlardı, sokakta dağıtıyorlardı gençler. Sonra yurt dışından istediler, İngilizcesini bastık. O sayıyı. O da bir istisnaydı. Ama ondan sonra tirajımız yükseldi. Türk okuyucular, İstanbul dışından da Türk okuyucular Agos aramaya başladılar. Bu yüzden biraz yaygınlaştı. İnsanlar daha çok merak eder oldular. Grant'ın ölümünden sonra burada bana gelen sorular neden öldürüldü? İnsanlar kendi kendilerine sormaya başladılar ve bunu ancak Agos'tan öğreneceklerini düşünüp Agos okumaya başladılar. Bunu engellemeye çalışanlar bugüne kadar var. Bakın, açık açık isimlerini vereyim. Trabzon'a bir arkadaşıma abone oldu, gazete gönderiyoruz. Gazetemiz abone olan varsa bilir. Koyu renk bir naylon poşet içinde gider. Agos olduğu da belli değildir. Buna rağmen Trabzon'daki Necati bizim gazeteyi okuyamaz. Abi ya, benim haberim çıkmış, tiyatro haberim, bana bir gazete gönder ya, öden birisi getirsin diye telefon açar. En azından telefon açar, ben de ona gazetedeki haberi okurum. Muş'ta bir partili, muhalefet partisi, CHP'li bir dostum var. Bayağı partide üst düzeyde. Eşi Ermeni. Saklamıyor Ermeniliği kadıncağız. İbadet de ediyor ama Müslüman bir, yani kimliğinde Müslüman yazıyor. Kilisede işte Ahtamar ayını olduğu zaman Muş'tan kalkıp bana gidiyor o kadın. Mumunu yakıyor da kollarını açıp Ermeni kadınları gibi dua ediyor. Ama buraya da geldiğinde herhalde Müslüman gibi dua ediyordur. O kendi bileceği iş. Ama eşi erkek Müslüman değil. Ama karısı onu o kadar zorluyor ki, ya Agos'u beni avura edin dedi, parasını da gönderdi. Bir sayı giderse dört sayı gitmiyor. Ya CHP il başkanı adam. İşi gücü orada valiyle, maliyle sürekli görüşen, polisiyle, jandarmasıyla konuşan bir adam. Gazetesi gitmiyor. Biz Diyarbakır sayısı çıkardık, Diyarbakır eki çıkardık Agos. Diyarbakır'dan ya destek olalım size diye ilan verelim, destek olalım diye. Biz de bir gazete çıkarttık, ilanlarını da koyduk, Diyarbakır haberlerini de koyduk. O sayı Diyarbakır'da patlama yaptı. Türkiye'nin başka yerlerine de yapabiliriz dedik. Bir tane de Antakya yaptık. Antakya'da ilan verenler, oranın belli başlı dükkanları. Antakya'yı biliyorsunuz, orada Hristiyan, Araplar falan filan, Maronitler falan filan vardır. Yani bunlar da yakınlık gösteriyorlar. Son haftasında ilan verdikleri arkadaşlarımıza telefon edip benim ilanımı koyma ustad diye telefon edip ilanlarını geri aldılar. Bunlar sebe sebe ilan vermişler, ilanlarını geri aldılar. Biz onlara nedenini sormadık. Ama Antakya'da ilanlarını geri aldılar. Birileri bu durumdan rahatsız oluyor. Agos Antakya'da kalkıp da satmaya başlarsa, Diyarbakır'da satmaya başlar, Elazığ'da hele ki Dersim'de falan satmaya kalkarsa Dersim ki Alevi'dir. Onlar biraz daha farklı bakıyorlar Ermenilere. Demin bahsettiğimiz Ermenileri koruyan Müslümanların çoğu da
Dersim Alevileridir. Yani Müslüman sayıyorsa diğer onları, kimileri onlar Müslüman saymıyor, Sünni olmadıkları için. Bu yaygınlaşması Hırat'tan sonra oldu ama bu yaygınlaşmayı önlemek isteyenler, bunun için çabalayanlar da çoktur. Ama biz Ermenilerin toprakları öldürdükleriyle kovaladıkları, öldürdükleri Ermenilerin arazileriyle zengin olanları hesap edersek, bunlar çok çok bugün Türkiye'nin en önde gelen isimlerini koyabiliriz. Buraya şimdi hadi ayıp olmasın, isim vermeyelim ama mesela Çankaya Köşkü, Ermeni artistisidir. Kadın mahkemeye veriyor şimdi Amerika'da. Bu mahkemeye vermek, o 100 senedir niye aklına gelmemişti bu adamın? Hrant çıkardı ortaya bu işi, Agos çıkardı ortaya bu işi. Hrant, bunu şu sözü hep söylerdi. Günün birinde tarih yazanlar, Agos'tan önce, Agos'tan sonra diye milat olarak kabul edecekler derdi. Bize de derdi ki, bak Agos'ta ilk günden beri işte yer aldığınız için siz yarın öbür gün mutlu olacaksınız. Böyle olacak diye inananlardan da kendisi bizi de inandırıyordu. Ama Hrant öldüğünde ben yanıldım Hrant diye bahsettim ona bir konuşmada. Ne dediğimin farkında değilim. Yani şokta olduğum ilk haftasında, ilk haftası bir sinema salonundaydı. Sen yanıldın dedim ya. Hep yanılmazdın, hep haklı çıkardın ama yanıldın oğlum yani. Milattan önce, milattan sonra der gibi, Ağustos'tan önce, Ağustos'tan sonra diye inanıyordum. Öyle olmadı. Hrant'tan önce, Hrant'tan sonra diyorlar. Ağustos silindi gitti. Hrant kaldı. Beni de. Hrant Çankaya meydana çıktı efendim. İncirlik üstü adamın toprağıymış. Amerika'da kalktık, mahkeme açtık. Verin benim topraklarımı diyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmiş falan, bazı imzalar atmış. Cevap vermek zorunda onlara. İzmir'de, şu anda İzmir'deyiz. Ben yıllar önce İzmirli bir genç arkadaşım gelip benden Ermeniler, İzmir Ermenileri hakkında bilgi topladı. Aynen bu isimle de bir kitap hazırlıyor. 15 senedir de hazırlıyor, daha bitiremedi. Ya ama çıkacak o kitap. Üniversitede bir öğretim üyesidir. Şu anda aramızda yok. Ben ona bir tek şey söyledim. Ben sana İzmir için bütün bölgeleri veririm ama korkarım çünkü bu bölgelerde devlete karşı söylemler var. Yahut da birilerine karşı söylemler var. Yine de dayanamadım genç bir arkadaş diye tercüme edip verdim kendisine. O kitap henüz çıkmadı ama ben ona bir şey söyledim. Bu kitabı çıkarırsın dedim. Ama İzmirlileri ben affetmem. Neden affetmesin acaba diye sordu bana. Affetmem çünkü İzmirlilerin hali bir borcu var Ermenilere. Dikran Çuvacıyan diye bir adam tanır mısın? Tanımıyordu. Ya bu adam bir operet bestecisi. Türkiye'nin en ünlü operet bestecisi. Leblebici Hor Hor Ağa diye. Molière'den bazı piyesleri operete çevirip, Türkçeleştirerek, adapte ederek operetler yazmış bir adam. Bu adam İzmir'de doğmuş, İzmir'de de ölmüş, gezmiş dünyayı, İtalya'ya gitmiş, Verdi gibi üslubu olan, müzik üslubu olan bir adam, bir Ermeni olarak meşhur, İzmirli. O Kültür Park'ın basmane kapısından girersen, orası Ermeni Kilisesi ve Ermeni Mezarlığı vardı eskiden, 1922'den önce. Orada da mezarlıkta heykeli vardı adamın.
mezarının üzerinde büstü vardı. Etrafında da insanların da fotoğrafı var bende. İkran Çuhacı'ya, Türkiye'nin vergisi derler bu adama. Türkiye'de operetin temelini atan adam, İzmirli. Oğlum yeğenim dedim, İkran Çuhacı'nın heykelini İzmir'e, Kültür Parkı'nın içine dikmezseniz ben sizi affetmeyeceğim. Ya bu adam Ermeniliğini falan bir yana bırak yani. Bir çığır açmış bir adam. Ermenidir diye mezarını yok etmek var mı ya? Bu ne düşmanlık, bu ne kin kardeşim? Bunu yapın, özür dileyin, İkran Çuhacı'nın İzmirlidir deyin, övmeniz gerekirken utanmayın ondan. O zaman ben de. Ama bir şey daha var. İzmir öyle bir memleket ki, İstanbul gibi. İstanbul'u ararsan İstanbul'da bulamazsın. Aynı Van'da, Van'da bulamadığı gibi. Affedersiniz, İzmirlisiniz. İzmirliyim diyebilirsiniz bana. İzmir'e de doğmuş olabilirsiniz ama babanız belki başka bir yerden gelmiştir. Esas İzmirlilerdedir. O da İstanbul'a gitmiştir falan. Aynı yere geliyoruz. Ben İzmirlilerden istiyorum bunu. Yoksa yok, ben şöyle Van'da evi yapılmış, köylü gelmiş İzmir'e yerleşmiş de burada ekmek parasını buradan çıkarıyorsa ona bir şey diyemem. O zaten zavallı, yanık zaten. Ondan niye özür dilemesini bekleyeyim ki ben? Ama İzmirli'yi bulamıyorum. Valla şu anda İzmir'de yaşayan, İzmir'i ziyaret ettik diyen tüm çapulcuların önüne koyacağı ödev bu olsun bence. Yani bunu hep birlikte isteyelim, talep edelim, diretelim. Bunu biz yapacağız. Biz istersek yapacaklar, biz dilediysek yapacaklar. Ben bu ödevi aldım yazdım hocam. Tamam. Ben şu Agos'un yaygınlaşmasıyla ilgili kendi kanaatimi ve kendi tavrımı da söylemek istiyorum. Yaygınlaşmasının bir nedeni de Sarkis Hoca'nın anlattığının dışında. Hani o cenaze yürüyüşüne akın eden yığınlar vardı ya. O yığınların çoğunun içinde şöyle bir acı da vardı. Ben de dahil, ben de oradaydım ve ben de o acıyla da oradaydım aynı zamanda. Neden şimdiye kadar onu yalnız bıraktık? Yani bu çok ciddi olarak, çok yani ben kendi çevremi biliyorum, çok ciddi olarak yaşadığımız bir acıydı. Tehdit edildiğini biliyorduk. Hani bir şekilde hani imza kampanyası vesaire, ama biliyorsunuz böyle kampanyalar falan artık hani bir yalnız bırakmamak anlamına gelmiyor. Yani niye mesela atlayıp Agos'a gitmedik hep beraber? Ya biz de buradayız, yalnız değilsin demedik. Niye o güne kadar onun çıkardığı gazeteyi hiç almadık? Hep ya bir üye olsak falan diye düşündük, hani ekonomik destek olalım falan diye, ama olmadık. Mesela benimki böyle bir vicdan borcudur. Ben Agos'a o günden beri üye oluyorum. Hem internet sayfasına, şeyine, gazetesine, hem yazılı olarak. Benim de benim bildiğim pek çok insanın böyle bir hani Hrant'a bir borç ödeme, ondan bir af dileme gibi bir yanımız var. Yani hani bunu da ben ifade etmiş olayım. Yani internet olayı var. Yani internet aboneliği var olsun. Hem üstelik o gazeteyi almaktan çok daha ucuz sanıyorum fiyatı. Ama ben internet okumadığım için, kendim beceremediğim için gazeteyi okumayı tercih ediyorum. Ben üyeyim ama ben de gazeteyi şöyle elime alıp böyle okumayı seviyorum. Aynen. Onun için yani. Şimdi başka ben illaki bir soruyu soracağım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Şimdi aslında bence ben buradayım. İstiyorsanız ben yarın size yeniden konuşma yaparım. Yani hazır bulmuşuz. Güzel anlatıyor. Onun için hani bu oturumu böylece devam ettirip bitirelim ister misiniz? Bilmi hocam, size soruyorum. Sizlere soruyorum. Ben buradayım. İstiyorsanız ben yarın geleyim. Yine bu salonda konuşmamı yapayım ya. Yani. Ya içimiz öyle arkadaşlar. Öyle sorular sordu ki değil mi?
benim yerime kalkıp burada onlar konuşsa belki daha yararlı olurdu. Cevap versin o soruların. Evet, sorulara devam ediyorum o zaman. Ben belki küçük bir kapanış konuşması yaparım sadece. Ben ilk gelen soruya itiraz etmek istiyorum. Bence Hrant... Soruya itiraz etmek evet, istiyorsunuz. Evet. Yani devrimci kimde olduğu için falan öldürülmedi. Ermeni aydın olduğu ve bunu vurguladığı için öldürüldü. Tıpkı Bedef aydın ve Musa'nın benimle Kürt aydın olduğu için öldürüldüğü gibi. Yani Hrant'ın ilk ismi Fırat olsaydı 70 yıllarda kullandığı isim gibi veya benzerinin kurucusu olsaydı, Agus'un kurucusu olmasaydı muhtemelen öldürülmeyecekti. Ben böyle düşünüyorum. Siz bu konuda düşünüyorsunuz. Evet, arkadaşım da buna çok karşı çıktığını zannetmiyorum. Yok, ben hiç karşı çıkmıyorum. Evet. Tam da bunu söylüyorum. Bence hani devrimci yanı çok vurguladı ama yani. Devrimci yanı hani bir klasik bildiğiniz anlamda sağcı solcu devrimci anlamında değil. Anlıyorum ama. Yani rutin giden bir şeyi sarsan, bölen, yönünü değiştiren. Ama o daha önemli kimliği üzerinden yaptığı için işte. Yani. Ben solcuyum, sosyalistim. Üzerinde yazsa ki evrenseldeki girdimdeki gibi sistem bundan rahatsız olmazdı. Bir Rum sistemini yapsa, Rumluğu vurgulasa yine aynı şeyle karşılaşabilirdi. Ben bunu vurgulamak istedim yani. Bence buradaki olay gibi. Ben kendi adıma, hocam. Tabii ki solcu olduğu için yalnız. %90'ın Ermeni hakim olduğu için. Tabii ki. Çünkü Brandt'ın beraber solculuk yaptığı, solculuk oynadığı arkadaşları bugün gayet iyi, gayet rahat yine solculuk yapıyorlar. Gazetelerde köşeleri var, şunları var, bunları var. Hoca oldular, profesör oldular. Ama Brandt'ı vurdular. Tabii ki Ermeni olduğu için öldürdüler. Onu demek istiyorum. Ben sözünü aldım ama. Rica ederim. Ben arkadaş tamamıyla yanlış anlamış diye düşünüyorum. Evet. Onun algısıyla ilgili bir durum. Yani Metin Göktepe'yi de söyledik. Başka insanlar da söyleyebiliriz. Yani burada bir şey var. Yani esasında tekrar edeyim. Resmi ideolojiyle çatıştığı için öldürüldü bu adam. Yani aslında bu adamın bir tek sahibi var. O da kendisi. Başka hiç kimse sahip olamadı. Kendi kendine sahip olduğu için bu adam. Bu adam Türklüğü kabul ederdi, işte asimile olurdu, başka şey olurdu, üniversitelerde hoca olurdu, ne bileyim cumhurbaşkanı da olurdu. Ama kendini inkar etmediği için, ben bu şekilde yaşamak istiyorum dediği için öldürdü. Yani bunu yaparken de eline silah almadı, insanlara anlattı, hikayesini anlattı. İşte o devrimci hikayesi diyebiliriz. Mesele bu. Evet, ben Hrant'ın sosyalist kimliğinin onun Ermeniliği ile ilişkisinde de önemli olduğunu düşünenlerdenim. Ama öldürülme nedeninin Ermeni kimliği olduğunu düşünüyorum. Sosyalist bir dünyayı nefeslemeseydi Ermeni milliyetçisi olurdu. Yani bir Ermeni milliyetçisi olsaydı belki öldürülmezdi. Yani çünkü bu resmi söyleminde hani gözümüzün içine batıra batıra bize kendi yanlış aktardığı tarihin doğruluğunu ispatlarcasına sokacağı iyi bir delil oluyordu. Ama Hrant öyle değildi. Ne teslim oldu ne de hani iki aşırı uçta da yer almadı. Bence. O tam dediğiniz gibi kendi oldu, kendi dünyasını düşledi ve düşlediği dünya için öldürüldü. Ermenilerle Türklerin iki yakın uzak komşunun birlikte barış içinde yaşamasını düşünüyordu ve bu yönde çaba harcıyordu. Kürtlerle barış içinde yaşamayı istiyordu, bu yönde çaba harcıyordu. Yani o bütün ezilen, sömürülenlerle kurduğu ilişkiyi kendi Ermeni geçmişine de ekleyerek sosyalistliğini sürdürdü ama sosyalist olduğu için değil, Ermeni kimliğinden dolayı öldürüldü. Bence, benim kanaatim de bu. Hemen ona bir ekleme yapabilir miyim? Ermeni olduğu için öldürüldü derken, Ermeni olduğu öldürülmeye sebep değildir. Biz de Ermeniyiz ama bizi öldürmüyorlar. Yalnız Ermeni olduğu için değil. Ben Hrant'a Ermenice bir kelime
Hemd diye hitap ederdi. Yaşım ondan bir ay yüksekti. 20'ye yakın, 20 yıla yakın yaş grubumuz vardı. Olan oğlum Hemd herif tam karşılığı deli. Ama tabii bu deli ifade etmek yani delikanlı yani biraz sırtını okşarcasına bir deli. Yani olağanüstü, fazla cesur, fazla atılgan anlamına deli derdik. Hatta Gülsün'e şurada kaç tane delik aldık ki? Birkaç tane daha böyle deli olsa durum farklı olurdu gibi konuşuruz. Bu Hrant Ermeni olduğu için öldürüldü, sosyalist olduğu için öldürüldü derken Hrant Ermeni olarak Ermeni olduğu için öldürüldüyse yalnız Ermeni olduğu için deli bir Ermeni olduğu için öldürüldü. Hiçbirimiz deli olamıyoruz. Hepimiz Hrant'ız diye bağıranlar ama ben hepiniz Hrant'sınız ama üç tane daha Hrant bulabilir misiniz bana içinizde? Diye sormuştum. Üç tane Hrant olsa burada Türkiye'nin çeyresi farklı olurdu. Dediğimi o bir demin bahsettiğim konuşmamda onu da söylemiştim. Bunları hazırlıksız aklıma onlar gelmişti. Onlara söylüyorum. Herkes yazılar hazırlamıştı okumak için orada. Ben ne bir şey yazdım, ne bir şey düşündüm. Aklıma onlar geldi. Hep bir sıratız falan deyince keşke iki üç tane gerçek randı olsa aranızda. Yoksunuz ki nerede? Diye sormuştum. Çünkü Hrant deli bir Ermeniydi. Ondan da bir yüzyılda, iki yüzyılda bir gerçek deliler çıkıyor. Ama yaşasın deliler diyoruz yani. Var mı başka? Ben bir sorudan çok bir paylaşımda bulmak istiyorum. Konuşmamız için olacak ama. Ben kendim bana bir köyünde doğdum. Köyümüz bir Ermeni köyüydü. İsmi de Sigolan'dı. Ve ben kendim daha çocukken Ermenilerle tanıştım. Ama hani Ermenilerin kendileriyle değil, kemikleriyle. Öldürülmüş kemikleriyle. Çünkü çoğu mağara vardı. Ya da oynadığımız, hani toprağa işlediğim top oynamak için onların kemikleri çıkıyordu. Ama hani normal kemikler değildi. Parçalanmış, hani öldürüldüğü belli. Çoğun kafa katında Allah sözcüğü katıldı. Hani öldürürken demek ki bir şekilde öldürmüştü. Ve biz hani büyüklerimize sorduğumuzda hani bunlar kimin kemikleri, bunlar hani kimin kemikleri falan. Bunlar bize kabirlerin kemikleriydi diyorlar. Hani böyle kafirlerin, inanmayanların kemikleri. Onlara dokunmayan günah kazanırsınız. Hani günaha neden olursunuz. Böyle bir şey var toplumumuzda. Hani ön yargılar o kadar fazla ki, o kadar birbirimizin acılarından habersiz ki. Hani bir bizler onların yaşadıkları acıları üzüntüleriz. Belki de böyle düşünmeyiz. Böyle düşmanlıklar olmayacak aramızda. Ama işte habersiz. Yani birbirimizi bu konularda bilgilendirmek gerekir. Yani öbür milletleri de, Türkleri de, Kürtleri de çok bilmiyoruz çünkü böyle şeyleri. Çok habersiz bir şeyler. Yani yaşanan acılardan, katliamlardan. Böyle şeyler. Onun için acıların yani acının diliyle konuşmak aslında insanın diliyle konuşmak demek. Çok çok iyi bir şey. Bunu ideolojiden çok bu acılardan bahsetmeliyiz bence. Bir daha iyi, daha yararlı olacak. Doğru söylüyorsunuz. Bu bizi birbirimize açar. Kendi insan kapasitemizi keşfederiz. Kudretimizi keşfederiz. Ben hep şeyi düşünmüştüm mesela. Onca Ermeni yurtlarından sürgüne gönderilirken, ölüme gönderilirken kapı komşuları nasıl oldu da ses çıkarmadılar diye düşündüm. Sonra şöyle bir cevap buldum. Çünkü onların çare üreten insan yanları o sürgünle, tehcirle, katliamla birlikte ölmüştü. Onların da bir yanı ölmüştü. Yani o zaman tebaydılar, sonra cumhuriyette yurttaş oldular ama hiç değişmedi. Onun için hani o ölü yanları diriltmek, insan olma kapasitemizi keşfetmek. Duygu ortaklığını yaratmak. Kesinlikle. Yaratmak gerekiyor. Hocam. Ben ister misiniz? Kalktı üzerine. Neredeydi? Köy. Van'ın Murat ilçesinin Van'ın Murat ilçesinin bir köyünde
Bir oraya belki de döndür. Yok. Belki. Ha belki. Evet belki diyorsunuzları. Köyün yurdudur orası da. Evet. Evet onu anladım. Köyün ismi de Ermeni köyü. Tigulan'dı. İki tane Ermeni üç kardeşin ismi. Ama Türkçe'yle sunmuş ismi. Çok özür dilerim. İlk konuştuğumuzda ben sizi duyamadım. Benim işitme özürlüğüm. Alet kullanıyorum duymak için ama bazı frekansları iyi algılamıyorum. Aletin kabahati benim değil. Ben size çocukken geliyor. Ben çocukken Ermeniler ama yaşayan Ermeniler de değil. Onların kemikleriyle çünkü biz toprağa kazardık oynarken kemikler çıkardı. Bunlar kim diye sorardık hani kimin kemikleri çünkü normal hayvan kemiği olmadığı anlaşılıyordu. Hatta kafataslarına Allah'ın yazılmıştı. Annesi ve yaşlılar, işte onlar kafirlerdir, dokunmayın, günaha girersiniz derlermiş. Hani biz hiç onların acılarını bilmeden büyüdük. Keşke acılarımızı paylaşabilsek, yani böyle bir şey olmazdı zaten diye bir paylaşımda bulunduk. Evet, konumuz Hrant olduğu için size ona onun vereceği bir cevabı vermem gerekiyor. Yoksa aslında ben Muradiye konusunda yahut Çaldıran konusunda benim anlatacağım dünya kadar hikaye var. Çok sevdiğim bir yerdir ayrıca. Şelalenin kenarında alabalık yemek. Çok güzel. Çok da güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Şimdi o bahsettiğiniz mezar yahut da kemik muhabbeti bugünlerde çok çıkıyor, her yerde çıkıyor. Bize pek çok telefonlar geliyor kasabalardan, köylerden, adını zor hatırlayacağımız kasabalardan. Özellikle de bizim Basburakan dediğimiz Van Gölü etrafı İran'a kadar. Urmiye'ye kadar olan bölge Van değil, Basburakan bölgesidir. Çaldıran'da 40 kilisedir. Belki biliyorsunuz. Kürtçe biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Çaldıran yahut da Çeldiren, Çelderen 40 kilise demek. Evet, oradaki kilise. Ben bunu geri öğrendim. Sen onu Şengen'den öğrendin. Ha, Kürtçe bilmiyor musun? Anlamadım mı diye. Azarlandım. Orası orada olduğu gibi pek çok yerden kemikler çıkıyor. Geçen sene Zara'ya gittik, Sivas'ın Zara'sına. Yolu genişleteceklermiş. Dozer sokmuşlar, açmışlar. Şöyle şaka maka olup çocuklar oynayacağı gibi değil yani. Koca koca baldır kemikleri. Kuru kapalar. Kuru kapalar. Yolun ortasında. Yanı başında bir kulübe. Kadıncağız da oraya evi yakılanlardan gelen bir Kürt kadın. Bizim arkadaşlarımız kadına çattılar. Bunları böyle günah değil mi? Böyle yapıyorsunuz, bırakıyorsunuz falan. Kadın dedi ki ben yapmadım ki. Ama ben ne yapayım? Ben burada oturuyorum. Ben de dedim benim evimi de yıkacaklar. Mezarları açtılar ama yol yapıyorlar. Ermeni kemikleriydi ve Ermeni mezarlarıydı. Orada da yaşayan Ermeni var hala. Peki ne olacak dedi. Resim benim çektik. Gazeteyi bastık, birinci sayfaya bastık, manşet yaptık. Ya o kadar çok ki, bir bakanlık lazım ki bunları korusun diye. Kimsenin de koruduğu yok yani. Tam tersine mezarların üzerine bina yapıyorlar şimdi Mardin Kızıltepe'de. Büyük, paraklar örtmüş, altında koca bir Tikranagert kenti var. Biliniyor, bütün dünya biliyor. Kazmıyorlar ki defineciler dalmasın oraya diye bugüne kadar. Şimdi inşaat sektörü girmiş oraya, üzerine ev yapıyorlar. Yaparken de para bile çıkıyor kazdıklarında. Büyük Dikran milattan önce birinci yüzyıl. Paraları çıkıyor. Bakın fareler oradan para taşıyor büyükten. Fare parlak bakırı görünce kapıp dışarı çıkıyoruz, sopayla elinde köylüler fare kovalıyorlar, tarla paralarını. Bu mezarlık hikayesi. Bitmiyor bu mezarlar.
Her yerde Ermeni mezarları var. Evet, bunlar toplu mezarlar. Hani böyle normal insan mezarları değil, hani öldürülmüş şekilde. Evet, evet. Kolları, bacakları körük de çıkıyor. Evet. Ama dikkat edin. Bu çok normaldir. Her yerde Ermeni vardıysa mezarı da olacaktı. Bazı politikacılar eski... Hocam, şey diyor arkadaş, yani Ermeni mezarları değil, toplu olarak kalp elindikleri bilirsinler, mağarada kemikler mesela. O da daha farklı bir şey ama mezarlıktan bahsediyorsak, ki ben oraya dönüp çevirdim konuyu, bunları yok göstermek için Cumhuriyet'in ilk yıllarında Erzurum'a gelen Amerikalı'ya, Erzurum'da paşanın şu karşıda ne mezarlığı görüyorsun? Müslüman mezarlığı. Hani Ermenilerin mezarı, burada Ermeni mi varmış ki mezar olsun? Dediğinde Amerikalı buna cevap verememiş. Çünkü mezarlıkları yok etmiş diyor o zaman o insanlar. Mezarlıklar yok edildi. Yavaş yavaş meydana çıkıyor. O sizin bahsettiğiniz mağaradan çıkan kemikler yok. Çok daha yeni kuyulardan çıkarılan Güneydoğu'daki kemikler çok şey ispatlıyor da bunları örtmeye çalışıyoruz. Gömek istemiyorlar. Çünkü diğerlerini örttük zaten. Anadolu'da, Doğu Anadolu'da her köyde, Ermeni köyünde illaki kilise vardı. Ermeniler dinine çok düşkün insanlardır. İlla ki bir yere gittiler mi bir kilise, yanında da bir okul yaparlar. Ama hoca okulu olur bu. Bir hoca din öğretir ama öğretir. Yani Kur'an kursu gibi diyelim Ermenilerde. Bunlar yok ettiler, binalarını yok ettiler, kiliseleri camiye çevirdiler. Dikkat edin, Anadolu'da camilere bakarsınız, doğuya bakar, kıbleye bakmaz. Sorarsınız bunun cevabını verin, burası camidir ya, kilise falan değil. Peki kardeşim niye doğuya bakıyor ya? Niye Mekke'ye bakıyor diye sorarsınız, cevap veremezler. Mimarların, hocaların da cevap vermez. Kiliseleri yıktılar. Ama mezarlıklar halen çıkıyor. Kemikler halen çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Kültürü yok etmek istiyorlar. İnsanları yok ettiler, yetmedi. Kültürü yok etmek istiyorlar. Grant ve Agos bunları meydana çıkıyor. Öldürmeyip de ne yapsın? Yani ne yapsın? Hocam, maalesef zamanımız herhalde burayı kullanma zamanımız dolmuş ya da dolmak üzere bir uyarı aldım şeklinden. Dolayısıyla başka soru alamayacağız, özür dileyerek. Ben Zahrat diye daha önce buraya gelmeden önce konuşmuştuk Sertik Hocam'la. Özlem diye onun çok sevdiği bir dostu Badi Hagopyan'a yazdığı bir şiiri Hrant için ve hepimiz adına okumak istiyorum. Beni gerçekten çok etkileyen bir şair. Hepinize okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Zahrat ya da gerçek adıyla Zareh Yazıcıyan. Hrant'ın öldürülmesinden yalnızca 32 gün sonra 83 yaşında derin bir lasla hayata veda etti dostunun yazısıyla. Badike yazdığı bu özlem şiiri Hrant için de geçerli. Şöyle diyor, artık yoklar ki onlarla oturup laflayabilirdik ve havadan sudan konuşmamıza karşın tad alabilirdik sözden. Artık yoklar ki onlarla susabilirdik. Artık yoklar ki onlarla devinimsiz tutabilirdik yolunu keşfedilmemiş bir dünyanın. Kadim dostları farklı tanıyabilir, hayrete düşebilirdik birlikte. Artık yoklar ki onlarla görebilirdik. Ve artık yoklar ki onlarla yad etmekten çok yaşayabilirdik yeniden. O günleri ki adeta gelecek zaman. Yaşamışız çoktan, yaşamışız zaten. Artık yoklar ki onlarla ölebilirdik. Ben cümlemi, yani kendi konuşmamı yapamadım ama şu cümleyle konuşma içeriğini anlayacağınızı düşünüyorum. Ben Hrant'ın
düşte değil dünyanın yurttaşlarından biriydim. Ve onunla birlikte o yurttan da sürüldüm. Ve onunla bir yanım öldü. Hani ki onlarla ölebilirdik demiş ya, aslında evet, onların hayatımızdan birer ikişer gitmesi, bu kalp miydi hocam, deli, bu deli insanların bizim bir yanımızı sürekli ölüme mahkum yaşamamıza neden oluyor. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bu toplantıyı düzenlediğiniz için, iletişim çalışmaları topluluğuna, Hilmi Hoca'ya, emeği geçen herkese ve Sarkıs Hocam'a çok teşekkür ederim.